Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekke 12. sefir 81. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 9. soru. Onlar münacatı neyle açar? Cevap. Sohbet ehli kendilerine münacata sevk eden ve çağıran şeye göre münacatı açar. Şöyle ki. Bak onları zikrettiğimiz bu meclislere kapıyı çalma, açma ve açılmasını dilemek eylemlerinden sonra oturtur. Çünkü onlar Hakk'ın ey iman edenler peygamberi çağırdığınızda konuşmanızın öncesinde sadaka verin dediğini duymuştur. Sonra Allah şöyle buyurur. Konuşmadan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? Allah peygamberin bizzat hak konumuna indirilmesi hakkında şöyle der. Ey iman edenler! Sizi çağırdığında Allah'a ve peygamberine olumlu karşılık veriniz. Başka bir ayette ise kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir buyurulur. Çünkü Allah peygamber vasıtasıyla kendine davet eder. Peygamber ise güzel söz sadakadır buyururken başka bir hadiste Ademoğlunun sabahlayan her eklemine bir sadaka düşer buyurur. Sadakanın en faziletlisi insanın kendi nefsine verdiğidir. Sadaka verenlerin en üstünü kendi nefsine sadaka veren kişidir. Öyleyse kul Rabbi ile konuşmak istediğinde önce kendisi için nefsini sunmalıdır. Çünkü konuşma konuşan ve dinleyenden oluşur. Kul ise hak onun kulağı olmadıkça Allah'ın kelamını anlamaya güç yetiremez. Konuşma esnasında hak kulun gözü olmazsa konuşmanın Allah ile konuşulmaya yakışır doğru bir konuşma olması imkansızdır. Böyle bir durumda ise hak kendisiyle kendisine konuşandır. Kul ise bu konuşmanın sonucundan istifade etme yerine çünkü o var olan durumlardır. Varlık ise onun aynıdır. Kul kendisiyle kendisine sadaka vermiştir. Böyle bir sadaka sadakaların en üstünüdür. Bu sadakayı ise Rabbi ile konuşmasını açmak amacıyla vermiştir. Öyleyse konuşma ile kendisiyle konuşmanın açıldığı şey arasındaki ilişki, sadakanın kula dönmesiyle Hakk'ın konuşmasının kendisiyle kendi arasında olmasıydı. Hakk'a ancak hak duyduğu gibi, kul da ancak kula kendisine sadaka vermiştir. Böylelikle ehliyet geçerli olmuştur. Kim konuşmasını böyle açarsa, o meclis ve sohbet ehlinden birisidir. Tirmizi'nin görüşüne gelirsek, onların münacatı açtıkları şey, büyüklük elbisesini giymeleridir. Ardından özel bir şekilde onun bir kısmından soyutlanır. Bir kısmını ise üzerlerine bırakırlar. Kalan kısım konuşma geçerli olabilsin diye sayesinde Hakk'ın sözünü duymaya ve Hakk'ın kendisiyle konuşmasına layık kısımdır. Böylelikle başlangıç kuldan meydana geldiği gibi bu mertebede öncelik kula aittir. Bu doğru yorumdur. İşte bu konuşmaya yönelten vazi nedendir. Daha önce zikredilen ise zati nedendir. Bu halde bu grubun konuşması genel için namaz konumundadır. Çünkü zikrettiğimiz bu mertebeden namazla yükümlülük peygamberlerin dili aracılığıyla insanlar için ortaya çıkmıştır. Zikrettiğimiz nedenle de teklif emredilmiştir. Namaz bir münacattır. Allah ehlinden bir kısmı işlerin sonunu açılış sayarak onu başlangıca döndürürler. Çünkü amaç işlerin sonudur. Örnek olarak gölgelenmek isteyen bir insanın durumunu verebiliriz. Onun nezdinde ilk gerçekleşen şey çatının varlığıdır. Çatı ise fiille ortaya çıkan son şeydir. Çünkü onun varlığı diğer eşyanın varlığına bağlıdır. Bu şeylerdeki amaç varlıklarının herhangi bir şeye dayanmadığı şeyler ise son başın aynısıdır. Böylelikle amelin açılması son ile gerçekleşir. Bu ise bizim de kendisiyle münacatımızı yaptığımız ve kendisine göre hareket ettiğimiz sırlı bir yöntemdir. Fakat ifade ettiğimiz gibi konuşmanın hakkın duyması ve sözüyle olması gerekir. Çünkü hakikat kendisinden başka birinin hak ile konuşmasını ya da kendisinden başkasının onu duymasını kabul etmez. Böylece meclis ve sohbet ehlinin münacatı neyle açtıklarını sana bildirmiş oldum. 10. soru. Konuşmayı neyle bitirirler? Cevap. Onlar konuşmayı bu açışın velisi olan menzil ile bitirir. Açış ise bir önceki soruda belirtildiği gibi değişik değişiktir. Bu nedenle son da değişir ve sınırlanmaz. Burada birleştirici bir durum vardır ki o da iki isim arasında durmaktır. Bu iki isim kendisinden ayrılınan isim ile kendisinden bilgi alınan isimdir. Bunların arasında kendisiyle bitirmenin gerçekleştiği gizli bir isim vardır. Onu ise ancak meclis ve sohbet ehli fark edebilir. O da bütün varlıklara yayılan varlıktır. Fakat inceliği nedeniyle fark edilemez. Bu durum gölge ve güneşi ayıran çizgiye benzer. Çizgi bilinir fakat duyuyla algılanamaz.
Bu eşya arasındaki sınırlardır. Onlar kendileri bölünmemekle birlikte aralarında bulundukları her bir şeyden özel bir yöne sahiptir. Dolayısıyla özü gereği her sınırlanan şey ile beraberdir. Bu nedenle bilginlerin elde ettiği resim ve söz lafzi tanımlarından farklı olarak zatî tanımların örneği güçtür. Bazen konuşmayı sonlandıran şey kevnin yani varlığın görünen yönünün kanıtı olabileceği gibi bazen varlığın batini anlamındaki hakikat kanıtı olabilir. Bazen mazhalları kabul etmeyen bir zat fiili de olabilir. Bu ise söz konusu kimselere göre konuşmayı bitiren en üstün şeydir. Bunun altında ise bir mazharın bulunmasını gerektiren kevnin yani oluşun kanıt olması gelir. Onun altında herhangi bir hakikatin kanıtı gelir. Burada hakikat başkalaşmayı kabul etmeyen ve mazharın batını diye ifade edilen şeydir. Bilmelisin ki konuşmada iş başlangıcına ulaşmak isteyen dönen bir daireye benzer. Böylece işin sonu açılışın aynısı olur. Böylelikle iş ilk, son, zahir ve batın kısımlarına ayrılır. Konuşma başladığında zahir iken sonunda zahir batın olur, batın zahire döner. Çünkü hüküm artık ona aittir. Açılışta son başlangıç nezdinde gizlenmişken açılış ise sona erdiğinde sonda gizlenir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu olduğu söylenmiştir. Onun sonluğu ortaya çıkarken Adem su ve toprak arasındayken peygamber oluşu gizlendi. Adem su ile toprak arasındayken peygamber oluşu ortaya çıkarak Hak kendisiyle beşer mertebelerini açtığında ise nebilerin sonuncusu olması bu zuhurda gizlendi. Hak ile ilgili duruma gelirsek varlık ondandır ve bütün iş ona dönecektir. Bu ikisinin arasında ise ona ibadet et ve bu ikisinde ona tevekkül et, Rabbin yaptıklarından habersiz değildir. Çünkü siz onun güzel isimlerinin mazharlarısınız. Bu sayede mutlu veya bedbaht olursunuz. Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi zayi etmeyecektir. Böylelikle işi ona teslim et ve emrine boyun eğ ki işin kendiliğindeki haline uygun olasın. Böyle yapınca açılış ve bitiş arasında iddianın yorgunluğundan rahata erersin. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. 11. soru. Neyle cevap alırlar? Cevap. Meclis ve sohbet ehli hak ve vakitlerine göre çağrıya karşılık görürler. Hak ve hal ve vakitleri ise açılış ve bitiş esnasında kendilerine hakim olan isme bağlıdır. Bitiş ve açılış esnasındaki ilahi isimler pek çoktur ve bunlar sohbet ve meclis ehlinin varlıklarından dile gelen şeylerdir. Böylelikle cevap ismin bütününün kendisinde gerçekleştiği şeye göre verilir. Fakat mutlaka bir isimle cevap almaları gerekir. Sohbet, müşahade kaynaklı manevi bir sohbet ise cevap isimlerden soyutlanabilir. Böyle bir cevap gerçek karşısında mecaz gibidir. Bu ise ifade ve anlatımda söz ile birleşir. İfade ve istifadeyi dikkate alan kimse bu makamı meclis ve sohbet ehline katar. Tirmizi'nin kastettiği şey budur. Çünkü o meclis ve sohbet ehli demiş. Özel olarak sohbet ehli dememiştir. Bazı insanlar ise sohbetten başkasını dikkate almaz. Dolayısıyla onlar bu mertebede hal kaynaklı manevi söze ait bir hüküm kabul etmezler. Çünkü o benim amacım hakikatlerdir demiştir. Fakat böyle söyleyen insan muhakkik olmayanlar gibidir. Onu bu düşünceye yönelten şey sohbetin lafızlarla sınırlanmasıdır. Biz bu konuda Tirmizi'nin görüşündeyiz. Bu hali karşılıklı oturuşta yorum ve kapalılıktan uzak manevi bir konuşma olarak son derece anlaşılır bir halde tattık. Bizim tattığımız tek bir hakikatte gerçekleşmiş ayrıntıydı. Bu bölümde güvenilecek şey budur. 12. soru. Onların bu sohbet ve meclise yürüyüşleri başlangıçta nasıl gerçekleşir? Cevap. Onların bu sohbet ve meclise yürümeleri başkadan yani masivadan soyutlanmış himmetlerle gerçekleşir. Bunun açıklaması şudur. Maddelere ve onların sınırlamasına konu olmayan manevi durumların ya da onlardan meydana gelen gelecek şeylerin elde edilmesine mesafeler kat ederek ya da yerler aşarak ulaşılamaz. Fakat bazen himmet maddi hareketler ile birleşir. Bunlar her ikisinde de tevhid şart olmakla birlikte bilgi ya da imana dayanan hareketlerdir. Söz konusu insanların bilgin olmak yönünden yürüyüşlerine gelirsek bu yürüyüş
Nefislerini doğa kirlerinden temizleme, kalplerini varlıkların parçalarıyla ilgili düşüncelerden boşaltmak için halvetlere girmekle gerçekleşir. Bu düşünceler duyuları duyulurlara salmayla meydana gelir. Böylelikle hayal hazinesi dolar ve musavvire gücü onlardan kendisine bağlanan şekilde suretler oluşturur. Bu suretler hayal ile bu ilahi mertebenin gerçekleşmesi arasında perdeye dönüşür. Bu bilginler halvet ve zikirlere melekutu elinde tutanın, yani hakkın övgüsünü kazanmak amacıyla yönelir. Nefis arındığında ve melekut alemi ile arasında bulunan doğal perde kalktığında, melekut aleminin suretlerine nakşedilmiş bütün ilimler o nefsin aynasına yansır. Mele-i âlâ yani yüce topluluk ise bu konumdaki nefse muttali olur, onda bulunan şeyleri görüp içerdiği şeylerin ortaya çıkacağı bir tecelligah edinir. Mele-i âlâ bu duruluğu sürdürebilmesi hususunda nefis sahibine yardımcı olur ve kendisiyle doğal perdesinin gerekleri arasında engel haline gelir. Bu nefs kendileriyle ilişkili olduğu ölçüde ulvi alemden Allah'a dair bilgi alır. Bu bilgi ise onları ilahi feyizden bilgi almaya fakat nurani ruhlar vasıtasıyla yönlendirir ki bu zorunludur. Onlar bu gidişi seyir diye isimlendirir. Bu nedenle de bu bilgiyi ararken niyetin engel olacak ilgilerden soyutlanması zorunludur. Himmet kendisinde kabaca yerleşmiş şeyleri elde etmeye ilgi duymamış olsaydı mele-i âlâya yönelmesi geçerli olmazdı. Bu adam sülük esnasında bilgiyle beraber iman sahibi ya da bilgi olmaksızın sadece iman sahibi olabilir. Böyle bir insanın himmeti sadece Allah ile ilgili olabilir. Çünkü iman onun sadece Allah'a götürebilir. Bilgi ise vasıtalara ve alemde alışılagelmiş hikmetin düzenine yönlendirir. İman sahiplerinin seyrinin niteliğine gelirsek onların buna ulaşması sadece meşru olmak yönünden dince belirlenmiş azimetler vasıtasıyla gerçekleşebilir. Onlar iki kısımdır. Bir kısmı himmetlerini peygamberin bir uyarıcı ve öğretici olarak gelmiş olmasına bağlar. Peygamber Allah'ın mertebesine ulaştıran yolu öğreten ve buna dikkat çeken kimsedir. Peygamber bu bilgiyi verdiğinde aradan çıkar ve kendileriyle Allah'ın arası boşalır. Bunlar iyilik ve hayırlara koşup yarıştıklarında önlerinde hiçbir yaratığın ayak izini görmez. Çünkü onlar bunu nefislerinden uzaklaştırmış ve tek başlarına hakka yönelmişlerdir. Bu kısmı örnek olarak Rabia Edeviye'yi verebiliriz. Bu insanlar meclis ve sohbette durduklarında hak belirli bir dil vasıtasıyla olmaksızın ilahi sözlerle kendilerine hitap eder. Diğer gruba gelirsek onlar kendilerini şuna inandırmıştır. Allah'ın bir perdedarı olan peygamber olmaksızın Allah'a ulaşmaya yol yoktur. Dolayısıyla onlar her neyi görürlerse sülüklerinde peygamberin ayağını da önlerinde görürler. Hak da onlara peygamberin diliyle ve sözüyle hitap eder. Bu kısmı örnek olarak şu sözü söyleyen Muhammed el-Evani'yi verebiliriz. Her şeyi terk edip ardıma bıraktım ve ona geldim. Önümde bir ayak gördüm, şaşırdım ve kimindir bu ayak dedim. Soruyu sorarken beni kimsenin geçmemiş olduğuna ve ilk gruptan olduğuma güveniyordum. Bunun üzerine bana peygamberinin ayağıdır denildi. Benim de korkum bitti. Birinci hal ise Abdülkadir'in yani Cili'nin Ebu Suud bin Eşşibil, Rabia Adeviye ve onların yolundan gidenlerin halidir. İman sahipleri bilgili de olduklarında her iki durum onlar için bir araya getirilir. Onlar Allah adamlarının en kamilleridir. Kamil olmaları şu şarta bağlıdır. Onlar Allah'a süluk edip daha önce belirtildiği gibi onun nezdinde manevi söz ve duyma sözüyle meclislerini aldıklarında bana bir karış yaklaşana bir arşın yaklaşırım ifadesinden ve Allah'ın yakın semaya inmiş olmasından Allah'ın varlıklara nüfuz edişini görürler. Yakın semadan daha yakını yoktur. Çünkü o şah damarından daha yakındır. Öyleyse bu kişide doğa alemi, ruhani aleme katılırken bütün varlık mele-i âlâya ve yakın mertebeye dönüşür. Artık hiçbir varlık onu perdelemeyeceği gibi hiçbir hakikat de onu örtmez. Böyle bir insanda mekan ile mekansızlık olan ve olmayan eşitlenir. Bu durumda hakkı perdede ve karanlıkta görür. Sözünü sessizlik ve zil sesinde duyar. İşte farklı tabakalarına göre onların sülükleri böyledir. Söz konusu insanların bir kısmının Allah'a seyri onun isimleriyle gerçekleşir. Böyle birisi Allah'a Allah'tan ve Allah ile sülük eder. Bu kişi dururken seyreden seyir halindeyken duran kişidir. Hızır ve Fertler
bu makamın ehlidir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem göz aydınlığının namazda olması bu makamdan kaynaklanır. Çünkü peygamber ayakta durmak, rükû etmek, secde ve oturmak gibi farklı halleriyle birlikte namazda münacaat etmekteydi. Bu unsurlardan fazla bir şey de yoktur. Bunlar ruhani dörtlemenin halleridir ve dört olmadığı unsurlara benzemişlerdir. Bu durumda anlamların suretleri dört halin karışımından meydana geldiği gibi doğal cisimsel suretleri de bu unsurların karışımından meydana gelir.